Yaşam'dan hepinize mutlu günler. Bugün stüdyomuzda Zumba eğitmeni sevgili Seval Zal'ı ağırlayacağız. Zumba'nın tüm ayrıntılarını konuşacağız, Zumba'nın çeşitlerini konuşacağız, Zumba'nın bize faydalarını ve son zamanlarda bu kadar popüler olmasının nedeninden bahsedeceğiz. Dilerseniz keyifli sohbetimize bir an önce başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Seval Zal'ı tanımayanlar için sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben BeFit Zekeriya Köy Spor ve Yaşam Kulübü'nün sahibiyim. Kadınlara özel bir spor kulübü. Oranın hem sahibiyim hem de antrenörlüğünü yapıyorum. Bahsettiğiniz gibi zumba eğitmeniyim, pilates eğitmeniyim. Bir sürü ders veriyorum bunun gibi. Orada, bütün günümüz orada geçiyor kadınlarla. Tüm gün evet kadınlarla, evet. Şimdi onu soracaktım ama. Öncesinde zumba gerçekten spordan ayıran yönlerini de konuşacağız ama zumba nasıl ortaya çıktı? Birazcık geçmişinden bahsedebilir miyiz? Evet, zumba yaklaşık 15 yıla yakın bir tarihte, daha öncesinden çıktı. Kolombiya'dan Beto Perez çıkardı bu işi. Kendisinin bir dersi sırasında kasetini evde unutmasından dolayı yanında getirdiği aerobik müzik dans kasetiyle bir an spontane yaptığı bir dersle, çok sevilmesiyle bu şekilde üstüne giderek yapılmış bir antrenman sistemi. Latin danslarından esinlenerek hazırlanılmış dans ve fitness egzersizi diyebiliriz. Çok basit bir şekliyle bu. Peki siz de kadınlara yönelik dersler veriyorsunuz. Evet. Zumba dersleriniz nasıl geçiyor? Birazcık oradan bahsedelim. İnanılmaz keyifli ve çığlık çığlığa diyebilirim. Kadınlarım inanılmaz. Tabii zumba sadece kadınlara göre, yani sadece kadınlara özel bir durum değil ama benim salonum sadece kadınlara özel olduğu için inanılmaz keyifli dersler yapıyoruz. Çünkü dans ederken spor yaptıklarının farkında değiller. Biz onlara bunu aşılıyoruz. O yüzden de takip etmesi çok kolay. Sürekli geliyorlar o yüzden de. Takip etmelerini, üyelerimizin sürekli egzersizi tekrarlayarak bu işin devamını sağlamalarını sağlıyoruz. Peki Seval Zal nasıl tanıştı zumbayla? Onu zumbayla sorayım yani. Dediğim gibi BeFit sistemindeyim ben. O zaman yeni açmıştım işletmemi. BeFit sistemi zumba eğitmenleri yetiştirmek istedi kendi içinde. Ve Zumba Home Office'ten yardım istedi bununla ilgili. Bir proje gerçekleşti, işbirliği. BeFit ve Zumba'nın işbirliğiyle biz ilk BeFit'in zumba eğitmenleri olduk. 2012 yılında Temmuz ayındaydı. 2 günlük bir eğitimden sonra ilk zumba eğitmenlik sertifikamı almıştım. Daha sonra BeFit'in dışında gerçekleşen Türkiye'de Basic 2 eğitimleri oldu. Yurt dışından gelen hocalar eşliğinde ZES'ler verdi. Onlara katıldım. Böyle specialistlerle geliştirdim kendimi. Peki az önce de bahsettik. Dünyada gerçekten inanılmaz bir takipçisi var. Çok fazla popüler ve Türkiye'de de artık gün geçtikçe daha çok artıyor. Sosyal medyada bir sürü paylaşımlar yapılıyor zumba ile ilgili. Türkiye'de nasıl bu kadar yayıldı ve yayılmaya devam ediyor aslında? Yani Türkiye'de aslında başladıktan sonra bir ivmelenmesinin ilk nedeni Türkçe eğitime başlanmış olması. Çünkü Didem Zeybek'le beraber hem arkadaşımız hem de hocamız her zaman yanımızda. Bizi inanılmaz kocaman bir aileye götürdü. Çünkü Türkçe eğitimi almak çok farklı bir şey. Türkiye'de Türkçe bilmeyen bir sürü egzersiz hocası var, spor hocalarımız var. Zorlanıyorlardı anlamakta, eğitimde zorlanabiliyorlardı. Türkçe eğitimle beraber Türkiye'de zumba çok çok ilerledi. Onun üzerine zaten Beto'da bu büyümeye karşı koyamayıp master class'ını yaptı. Hem bahsettiğiniz gibi hem dans ediyorsunuz hem de spor egzersizleri yapıyorsunuz aslında. Bunun için de böyle belli başlı basic hareketleri var mı yaptırdığınız? Tabii Latin egzersizlerin dansından esinlendiği için de dediğim gibi onun adımlarına yakın adımlar kullanıyoruz. O adımları kullanıyoruz. İşte salsa, reggaeton, merengue gibi adımlar var. Bunları egzersize uyarlanmış haliyle kullanıyoruz. O yüzden de hem böyle salsa geçmişi olan, dans geçmişi olanlara da çok sıcak geliyor. Çekim kuvveti fazla bu konuda. Peki faydalarından biraz bahsedecek olursak, vücudumuzun en çok mesela hangi bölgelerini daha çok çalıştırıyor? Böyle belirli başlı şeyler söyleyebilir miyiz? Kalçamızı daha çok çalıştırıyoruz ya da... Ya şöyle, bölgesel bir antrenman sistemi değil. Bölgesel zayıflama denen bir şey de yok aslında. Zumba kardiyo dediğimiz gruplara giriyor. Yani kalp atışının hızlı olduğu, ritim duygusunun olduğu bir antrenman sistemi. Yağ yakımını destekleyen bir antrenman. Yani zayıflamak isteyenler zumba yapabilir. Onu da soracaktım. Tabii ki de doktorlarından egzersiz danışması karşılığında.
Bu şekilde kullanabilirler. Güçlenmek isteyenler kullanabilir. Kas kuvvetini artıran bir antrenman sistemidir. Kas oranınızı artırır. Bu yüzden de zayıfladığını, kaslarının güçsüzleştiğini hisseden insanlar da dik duruşunun bozulduğunu bile hissediyorsa kişi zumba yapabilir. Peki biraz da ön yargılar var aslında yine kadınlar arasında da. İşte birazcık kiloluyum, şu kadar kiloluyum, biraz kilo vereyim öyle zumbaya başlayacağım diyenler de var. Kilolu insanlar da rahatlıkla zumba yapabilir mi? Ya da siz kendiniz bizzat eğitmen olduğunuz için de sizin sınıfınızda da kilolu bayanlarımız, kadınlarımız var mı? Evet, benim sınıfımda Hashimoto'su olan bile üyem var. Yani o kadar söyleyebilirim. Dizlerinde platin olan üyelerim var. 60 yaşın üzerinde olan üyelerim var. O yüzden bunu hissediyor olmak yeterli. Zumba yapmak için sağlık problemlerinizi tabii ki de doktorumuzdan izin alarak gerçekleştiriyoruz. Ama ya ben bunu yapamam ön yargısını bir kez derse katılmakla yıkıyoruz biz. Ay evet, yapabiliyormuşum yani, evet çok hızlı katılmasam da ben de sizinle beraber eğleniyorum diyorlar mesela. O şekilde. Peki sizin yerinizde de haftanın kaç günü bu eğitimler sürüyor? Benim derslerim haftada 3 gün var. 4 gün şöyle söyleyeyim. 2 gün normal zumba sınıfım var. 1 gün zumba gold sınıfım var. 1 gün de zumba kids ve junior sınıfım var. O da inanılmaz. Tamam mı? Bütün haftanın tamamı her aslında zumba ile geçiyor. Haftada 4 gün zumba yapıyoruz, evet. Peki buradan zayıflamak isteyenler, bizi de izleyenler için tavsiye edeceğiniz tüm bu derslerin yani oldukça katılabilmeleri mi, yoksa haftada 2 gün katılmaları ya da 3 gün katılmaları yeterli olacak mı onlar? Ya spor her zaman takip edilerek ve sürekli tekrar sistemiyle başarılı olunan İstikrarlı bir sistem. En az 3 günü hayatlarını oturttukları takdirde sonuç almamaları mümkün değil yani. O yüzden hem zaten o kadar koşarak geliyorlar ki derse, benden önce sınıfa çıkıyorlar, benden önce müzikleri açmaya, kurcalamaya başlıyorlar müzik sistemini falan. O yüzden çok severek yapacaklar. 3 gün değil, dediğim gibi 4 günü de gelmek istiyorlar. En az 3 günlüğü hayatlarına koyabilirler. Belki de o sırada kendilerini tamamen sahnede hayal ediyorlar diyebilir miyiz aslında? Kesinlikle. Aynanın karşısında çünkü gerçekleştiriyorsunuz. Kesinlikle öyle. Zaten yanıma çıkabilmek için bazen sahneyi onlara bıraktığımız oluyor böyle birkaç küçük saniyelerde. İnanılmaz motivasyon, inanılmaz o, şu an bile tüylerim diken diken, o halleri var yani karşımda. Ben sahnedeyim ve herkes beni seyrediyor. İnanılmaz psikolojiye iyi gelen bir sistem. Öyle söyleyebilirim. Grup dersiniz peki hemen hemen kaç kişiyle gerçekleştiriyorsunuz? Yani sınıf çok fazla kalabalık olunca yine onları ikiye bölme ihtimaliniz oluyor mu? Nasıl oluyor? Yani şöyle, tabii yer probleminiz varsa sınıfı mutlaka bölün. Çünkü havalandırma sıkıntısı, ayaklarını birbirine basabilirler, elleri birbirine çarpabilir. Buna dikkat etmek lazım ama sınıfınızın fiziksel koşulları buna uygunsa masterclasslar yapılıyor 6000 kişiyle bunun. Kaç kişilik sınıfı olacağınız şey yok, limiti yok yani. Peki yine çok merak edilen bir soru aslında bu. Bir derste ortalama kaç kalori yakılıyordur diye sormak istiyorum. Mucizevi sistemliyim. Zumba gerçekte hakikaten benim derste sınıf kolumda bir saatim var, kalori ölçen bir saatim. İnanmayanlar için gerçekten dersin başında da gösteriyorum, sonunda da gösteriyorum. 600 ile 800 kalori arasında kalori yakıyoruz. Bu tabii kişinin hareketliliğine göre değişiyor. Daha yavaş yapıp daha hızlı yaptığına göre değişiyor ama 600 ile 800'ü çok rahat yakıyoruz yani. Peki ilk başta aslında çıkış noktası geçmişinden bahsettiğimizde siz de Beto Perez'den bahsettiniz. Evet. Beto Perez de geçtiğimiz aylarda aslında Türkiye'ye de geldi. Sevgili Didem Zeybek vesile oldu ona da. Bu organizasyona katıldınız mı? Çünkü gerçekten çok kapsamlı ve çok fazla kadının katıldığı bir organizasyondu. Bu arada erkekler de vardı. Nelerdi izlenimleriniz, onu merak ediyorum biraz. Büyülendik. Yani Beto'nun Türkiye'ye gelmesi inanılmaz bir işti. Didem Hoca gönlünü bu işe çok koydu. Biz de yanındaydık. Her zaman istedik ve sonunda geldi. İnanılmaz bir organizasyondu. İnanılmaz bir ivme adım gerçekleşti. Türkiye'de çok büyük yankı uyandırdı ve Beto'da inanılmaz bir Türkiye izlenimi bıraktı bu iş. Yani o da bizim danslarımızı öğrendi. Ankara havası oynadı. Ne bileyim, o da bizim damat alayımızı gördü. O da onlardan esinlendi. Yani her şey bir etkileşim içinde geçti ve çok muhteşem bir masterclass'tı. Sahnede Didem Hoca'yı görmek, sahnede Beto'nun yanında bir türkü görmek bu iş için çok büyük bir adım yani. Yurt dışında izleme imkanınız olmuş muydu kendisine? Ben gitmedim ama çoğu eğitmen arkadaşım gidiyor. Benim işlerim çok yoğun olduğu için yurt dışına çok çıkamıyorum. Ama Orlando'da bugün de yayınlandı. 7 Mart'tan itibaren kayıtları başladı. 6000 kişilik bir convention yapılıyor.
Geçenlerde Zumba Cruise yapıldı. Bir cruise gemisi 4500 Zumba eğitmeni, Zumbacı birlikte okyanusun ortasında günlerce Zumba yaptılar yani. Harika bir şeydi. Peki kadınların çok ilgisi var. Sizin ama erkek öğrencileriniz de var mı? Erkeklerin de gerçekten yavaş yavaş talebi olmaya başlıyor mu? İlgisi artıyor mu Zumba'ya karşı? Evet, şöyle biz bunu nasıl becerdik? Egzersizin içinde fitness var olduğunu anladıklarında bu olaya biraz daha geldi. Yani bunu sadece kalça kıvırmakla dans değil, dans olmadığını, bu işin gerçekten ter attıran bir egzersiz olduğunu hissettiklerinde sınıfların ön sırasının erkekte olduğunu söyleyebilirim. Benim çok eğitmen arkadaşımın sınıfına da gidiyorum, misafir oluyorum. İnanılmaz ve benden ekstra salonumun kapalı olduğu saatlerde şimdi eşleriyle beraber ders sınıfı açmamı istediler. Süper. Ona gidiyoruz. Peki Zumba Fitness'ı diğer grup egzersizlerinden farklı kılan ne? Hani gerçekten buradan da yine bizi izleyenlerden, yine erkeklerden de katılmak isteyen tabii olabilir belki. Yani neden yapmalılar Zumba'yı? Ya Zumba dans ettiğimiz ama içinde egzersizin, fitness'ın olduğu bir sistem. Eğer sıkılıyorlarsa, yani bir kişinin spor salonuna gidip bir saat koşu bandında, yarım saat bisiklette, hadi makinede sıra bekledim, terim soğudu derken inanılmaz motivasyonu düşüyor. Kişiler bir gün, iki gün, en fazla bir ay gittikten sonra tabii düzenli takip edilmezlerse motivasyon düşüyor ve sonuç alamadıkça olay kopmaya gidiyor. Tekrara gitmiyor, devamsızlığa gidiyor olay. Bir sürü paketler alınıp yanıyor, paralar boşa gidiyor. Motivasyon ekstra boşa gidiyor. Zumba'da öyle değil. Sınıfa her geldiğinizde kocaman bir hoş geldinle karşılanıyorsunuz. Her yeni gelen üye ismiyle tanıştırılıyor. Böyle kendinizi özel hissettiğiniz bir sınıf ve dans ettiğinizde parti havasında geçen bir sınıf. Siz oraya partiye gidiyorsunuz aslında, onun için devam etmemek mümkün değil. Zumba'nın çeşitleri var mı peki Seval Hanım? Hani daha önce duyduğumuz, siz de bahsettiniz. Zumba Kids de veriyoruz dediniz, evet, çocuklar için. Zumba Aqua'yı duymuştuk. Evet. Var mı başka? Var. Zumba Santao var mesela. Ondan sonra Aqua var. Gold var. Pro Skills dediğimiz eğitmenlere yönelik bir eğitim var. Bunların işte ben Gold Chair, Kids ve Pro Skills kısmına katıldım. Basic 1 ve Basic 2 eğitmenliklerimi aldım. İnanılmaz her eğitim, hepsi Zumba ama kendi arasında bile çok şey değiştiriyor. Sınıfın havası çok değişiyor. O yüzden her sınıf kendince ayrı bir havada. Bugün biraz da özellikle Gold Zumba'dan, evet, bahsedeceğiz dedik aslında. Gold Zumba nedir? Nasıl yapılıyor ve kimlere hitap ediyor aslında daha çok? Gold Zumba, Zumba'nın genelde yavaşlatılmış hali diye düşünülüyor. Daha basic hem doğru, hali. Evet, biraz hem doğru hem yanlış gibi. Çünkü evet daha yavaş ama İlla ki bu sınıftan başlanılması gerekmiyor. Zumba Gold günlük aktivitesini yapamayan ya da yaparken zorlanan kişilerde, 65 yaş ve üzerinde, kilolularda, sağlık problemi olanlarda gibi kişilerin Zumba'nın müziklerinin ve ritminin biraz daha yavaşlatılmış hali diyebiliriz Zumba Gold için. Engelliler de yapabiliyor mu? Yapabiliyor. Zumba Gold Chair dediğimiz bir sistem var. Yani sınıfımız var. Oturarak. Tekerlekli sandalyede boynundan altında bile hareketsizlik olan kişiler gözleriyle bile yapabiliyorlar. Tamamen olay sınıfın içinde hissettiklerinizle alakalı, müziği hissediyor olabilmekle alakalı. Biz bu eğitimi ben çok daha yeni aldığım için 2 hafta önce o sınıfta büyülendim. Ben Zumba'nı yaparken tabii eğitmen olarak biz o insanları anlamak zorundayız. Ve anladığım anda gözlerimizden tabii yaşlar geldi. Ama çok eğlendik. Onların da eğlenebileceklerini öğrendik. Ve şimdi hemen sınıflar açılmaya başladı. Hemen sınıfımı açtım. Hemen talepler. 20 kişiden fazla şu an sınıfımda üyem oldu. Ki bu sadece sağlık problemi olanlar değil de ben hemen çok hızlı zumba olarak başlayamıyorum. Biraz hamilelerde bile, hemen unutmadan söyleyeyim, hamileler bile yüksek ritim tehlikesi olduğunda kalp ve nabız seviyesini biraz daha aşağıda bu antrenmana katılabilirler. Peki kit zumba nasıl gerçekleşiyor? Yani çocuklarla iletişim kurmak ya da onların koordinasyonunu sağlamak aynı anda, o nasıl gelişiyor? O da çok bambaşka bir olay. İlk önce çocukları çok seviyor olmanız lazım. Çünkü hakikaten hem sabır istiyorlar. Ben sonuçta bir öğretmenim, beden eğitimi öğretmeniyim aynı zamanda da. Hiç milli eğitimde çalışma şansım ya da sınıflara girip beden eğitimi öğretmenliği yapmadım. Ama bu duyguyu bana Zumba Kids sınıfım verdi. Her cuma akşamı 7.30'da dersim var.
öğretmenim geliyoruz falan diye böyle arıyorlar. Sınıf çok koordine etmesi zor. Çünkü çocukların yaş aralığı farklı. Tabii Zumba Kids and Junior diye ikiye ayrılıyor. 4-8 yaş ve 8-12 yaş şeklinde. Çünkü çocuklarda 6 aylık bir yaş farkı bile fiziksel aktivitelerde farklılık gerektiriyor, getiriyor. Çocukların mentalitesini anlamak gerekiyor burada. O yüzden sınıfların yaş seviyelerini ayarlamak ve müziklerini ayarlamak gerekiyor şimdi. Seval Hanım, kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz ama bir kısa reklam aramız var. Spor ve Yaşam devam edecek. Spor ve Yaşam'da sohbetimize devam ediyoruz. Bir kez daha hatırlatalım. Zumba eğitmeni sevgili Seval Zal bizlerle birlikte bugün Zumba'nın bütün detaylarını ve ayrıntıları konuşuyoruz. Peki Seval Hanım, özellikle böyle derslerinize de girdikleri için söylüyorum. Öğrencilerinizi gözlemleme imkanı en çok siz daha rahat gözlemliyorsunuz tabii. Onları. Büyük değişiklikler oluyor mu? Olmaz mı? Yani 600-800 kalori yakıp da zayıflamamak mümkün mü? Tabii biraz da yemeğe dikkat ederek ama tabii motivasyon hocayla sürekli birebir. Ben bırakmıyorum açıkçası üyelerimin peşini birazcık. Takiptesiniz sürekli. Takipteyim. 3 gün gelmeyeni arıyorum mesela. Yani öyle bir sistem oluşturdum kendime. 3 gün gelmeyeni arıyorum. 2 ders gelmeyeni hayırdır modundayız yani. Biraz böyle amiyane tabirli oldu. Kilo veriyorlar. Yağ yakımını destekliyoruz. Kas kaybetmiyoruz. Bu çok önemli bir şey. Metabolizma hızını artırıyoruz. Bu bambaşka bir şey. İnsülin direncine çok iyi geliyor. Diyabete, şeker hastalarına, psikoloji problemler yaşayanlara, antidepresan kullananlarda, bırakanlara varana kadar, hayatı değişenlere kadar. Bununla Zumba ile bir sosyal çevre edinip arkadaş ortamına katılmak gibi bir sürü faydaları var bu işin. Hı hı. Her gün gözümün önünde inanılmaz arkadaşlıklar kuruluyor. Hiç hayatında belki ikisini bir araya getiremeyecek bir koşul oluşuyor orada. Çok bambaşka bir dünya çıkıyor ortaya. Peki bir taraftan da gerçekten çok fazla efor gerektiren bir egzersiz programı bu. Sakatlamalar da olabiliyor mu? Yani çok düşük. Benim hiç sınıfımda olmadı bugüne kadar. Tabii ki de bir nabız var işin içinde. Bunun kontrol altında yapılması gerekiyor. Beslenmeye dikkat etmesi gerekiyor. Sınıfa gelmeden önce aç gelmemesi gerekiyor. Bunlar önemli. Tabii bir egzersiz adımlama sistemi yapıyoruz. Belki ayağı burkulabilir dikkat etmezse. Ama böyle çok büyük şeylere... Ben bugüne kadar duymadım da görmedim de açıkçası. Benim başıma gelmedi. Peki bir ders ortalama ne kadar sürüyor? Zumba normal sınıflarımız bir saat sürüyor. 50-55 dakika, bir saat. Benim sınıfım tabii ki durmuyor. Biraz çılgın bir sınıfım var ama mümkünse bir saatte bitirmemiz gerekiyor. Çünkü antrenman sisteminin de fazlasıyla yaptığınızda laktik asit birikimine gidiyorlar. O da iyi bir şey değil. Dersin zamanları var. O saatlerde bitirmek gerekiyor. Zumba Gold sınıfları 40 dakika. Zumba Kids sınıflarında maksimal 45 dakikayla bitiriyoruz. Çünkü çocukların dikkatini toplamak dağılıyor çabuk. Toplamak zor olabiliyor. Peki öncesinde ısınma hareketleri yaptırıyor musunuz ya da bitiminde mi oluyor? Yani başlamadan önce dansa da ısınma hareketlerinin yapılması kesinlikle olmazsa olmazlarından biri mi? Tabii yani Zumba'nın zaten bölümlemeleri var. Biz eğitim alırken bunları görüyoruz. Zaten her spor dalında da egzersizde de ısınma, aktivite vakti ve stretching bölümü var. Zumba'da hani bu ayrı ayrı yapılmıyor. Direkt müzikle başlıyoruz. Isınma tempo müzikleri farklı. BPM'leri ona göre ayarlanıyor. Daha sonra sınıf normal dersler ve işte merengue, latin danslar başlıyor. Egzersiz. En son yine cool down dediğimiz soğuma egzersizleriyle antrenman tam bir antrenman şeklinde bitiriliyor. Peki sizin için bilmiyorum artık tabii ki zor değildir ama koreografi çıkartmak gerçekten bunun için yani yaptığınız koreografilerin üzerine sürekli yeni bir hareketler mi ekliyorsunuz yoksa sil baştan hepsi en baştan mı nasıl yapıyorsunuz? Şöyle playlistli. Evet, playlistlerimiz var. İnsan bazen bir tükenmişlik sendromuna girebiliyor. Herkesin başına gelebilir ama günlük müziklerden de kullanma hakkımız oluyor. Popüler müziklerden de kullanabiliyoruz.
O yüzden çok müzik sıkıntısı yaşamıyoruz. Zaten Zumba bize her ay müziklerimizi ve koreografilerden destek oluyor. 2 ayda bir koreografiler de gönderiyor. Her ay müzik CD'lerimiz, özel Zumba müziklerimiz geliyor. Zin eğitmeni olmak, yani zin Zumba eğitmeni olmak çok farklı bir şey. Sadece eğitmen olmakla kalmıyorsunuz. Sistem sizi sürekli destekliyor. O yüzden de eğitmen olmak isteyenler, düşünenler bu konuda hiç düşünmesinler. Zumba her zaman arkanızda yanlarında. Bu konuda. ZJ koreografi eğitmenlerimiz var ve ritim eğitmenlerimiz var. Türkiye'de 6 taneler, 5 taneler pardon çok özür dilerim. O birisi de ZES oldu. ZJ'lerimiz var, koreografi ve ritim ZJ'lerimiz. Salsa, reggaeton ve koreografi diyeyim öyle. Onlar bize oturum açıyorlar istediklerinde ayda bir kere. Onlara da belli bedel ödeyerek eğitime gidiyoruz. Yani oturumlarına katılıyoruz. Onlar bize koreografiler de veriyorlar, sunuyorlar bu şekilde. Koreografi eğitimlerimiz de var. İkincisi zaten biz Zumba eğitmeni olurken bize koreografi nasıl yapılır, nasıl çözümlenir şarkı onu öğretiyor Zumba. Biz rahatlıkla o şekilde eğitmenlik yapabiliyoruz, koreografilerimizi yapıyoruz. Playlistlerimiz var. Ayda bir kere değiştirmeye yönelik genelde. Çünkü kişiler aynı müziklerle tekrar ettikçe sınıfa katılma ve dansa katılma olayları fazlalaşıyor. Daha çok terleyebiliyorlar bu şekilde. Egzersize daha aktif katılıyorlar. Bildikleri ve alıştıkları bildikleri ve adımı biliyor bundan sonra hangi neyi yapacağını. O zaman daha devamlılık fazla oluyor zaten. Peki müzikten de bahsettik. Çünkü gerçekten kuşkusuz ki bence en önemli şeylerden tabii bir tanesi de müzik bu işte. Tabii. Müzik türlerini neye göre seçiyorsunuz? Ve hani yine sınıfın talebi olursa hocam bugün de bu müziği çalalım dediklerinde de onları kırmayıp yine onların isteklerinden de devam edebiliyor musunuz? Yani tabii şöyle mesela benim telefonuma her gece bir tane daha şarkı buldum hocam. İstek parça. Bunu da koreografi yapar mısın diye yolluyorlar. Tabii bu Zumba'nın dans adımlarına uygunsa göz önünde bulunduruyorum. Neden olmasın? Çünkü o da bu işe gönül vermiş ki onu orada hayatının bir köşesinde buna çok güzel Zumba yaparız diye düşünüp yolluyor. Dikkate alıyoruz. Bazen çok sevdikleri şarkıları aylar önce yaptığımız bir şarkı. Hocam bunu da yapsak olmaz mı bugün diyorlar. Açıyoruz listemize ekliyoruz. Dersin süresi içinde uygunsa tabii ki de yapıyoruz. Neden olmasın? Peki yeni başlayan biri olarak diyelim ki ben sınıfınıza ilk defa geliyorum. Evet. Ve sonuçta sınıfı belli bir yere kadar belli bir seviyeye kadar getirmiş durumdasınız. Çok fazla adaptasyon zorluğu çeker miyim girdiğimde sınıfa? Şöyle sınıf o kadar enerjisi yüksek bir şekilde devam ediyor ki ve eğitmen eğer bu konuya çok hakimse, bu konuda özel bir eğitim var, pro skills dediğimiz, sınıfı yönetiyor olabilmek üzerine yapılan bir Zumba eğitimi, eğitmen eğitimi. Biz Queen dediğimiz küçük işaretler veriyoruz hareketlere başlamadan önce. Yani biz şarkıyı kişilere dersten önce bakın burası gelince böyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz diye anlatmıyoruz. Tamamen olay sınıfta müzik çalarken akışla beraber. Doğaçlama gerçekleşiyor. Evet, doğaçlama ve gözümüzle bile quink veriyoruz. Onlar bizim bakışlarımızdan mesela sağa doğru elimi uzattığımda adım bir şeyler sağa doğru gidecek. Onu biliyor. İlk ders tabii ki de diğerleri kadar iyi yapamasa da sınıftan kopmuyor insanlar. Çünkü tekrarlayan bir müzik sistemi var işin içinde. O adım geldiğinde o ritmi hatırlıyor ve tekrar o ritme girebiliyor kişi. Kadar kolay. Peki kıyafet ve ekipman sanırım kullanmıyorsunuz. Ekipman var mı? Çok ekipmanımız yok. Açıkçası terledikleri için değiştirebilecekleri tişörtleri olması güzel. Pamuklu tişörtler giriyor olmalarını tavsiye ediyorum. Özellikle düz tabanlı ayakkabılardan çekinsinler. Daha biraz daha tabanları yumuşak. Çünkü biz zıplıyoruz da bazen derste. Dizlere ve bele baskı yapmaması adına koruyucu ayakkabılar, normal koşu ayakkabıları kullanabilirler. Salon ayakkabıları. Başka bir şeye çok ihtiyacımız yok. Bol sıvı tüketimi istiyoruz. Derste ciddi anlamda ter atıyoruz. O sıvının geri yerine konulması gerekiyor. Biraz da beslenmeden bahsetmek istiyorum aslında. Çok doğru bir noktaya değindiniz siz de. Sıvı tüketimi gerçekten çok önemli ama derse girmeden ya da dersten çıktıktan sonra ne gibi besinler tüketimi? Ya da siz kendinizden örnek verecek olursanız bir derse girmeden önce Seval Zal neler yiyor mesela? Mesela ders saati önemli bu konuda. Mesela dersiniz sabah dersi mi, öğlen dersi mi, akşam mı? Öğünler arasında mı denk geliyor? Bunu hocanın ayarlayıp hakikaten kişilere, üyelere bilgi veriyor olması lazım. Birazcık tabii onlar bu konuda çok kontrollü değiller. Benim derslerim genelde sabah. Ben sabah kahvaltıdan sonra derse girdiğim için bir saat önce yemem gerekiyor.
Çünkü zıplarken tekrar mide problemi yaşamamak için, reflü problemi yaşamamak için mutlaka yumurtamı yiyorum ama karbonhidrat alıyorum. Çünkü enerji sarf edeceğim. Onun depolamam lazım o sırada. Müslümü yiyorum, sütümü içiyorum müsliyle. Yani yumurtamı yiyorum. En az iki tane benim her gün sabah yumurtam var. Yanında da sadece çay ve peynir. Benim sabah kahvaltım bu şekilde. Bir saat sonra da dersimi inanılmaz enerjik bir şekilde çıkarabiliyorum bu şekilde. Peki bittikten sonra? Bittikten sonra da yine bir ara öğün var tabii. Hemen yemiyorum. Çünkü o nabzın birazcık normale düşmesi gerekiyor yine. Nabzınız biraz düştükten, o harareti atlattığınızı hissettikten sonra yarım saat, bir saat içinde bir bardak sütle kuru kayısı, kuru meyve olabilir ya da cevizli müslili ya da bir kase yoğurt olabilir. Bu şekilde o sporda kaybettiğiniz proteini yerine koymak lazım. Buna özen göstermeleri lazım üyelerimiz. Peki siz kendinizi geliştirmek için farklı neler yapıyorsunuz? Ya da hep bu şekilde zumba üzerine mi devam edeceksiniz? Farklı eğitimlerde olacak mı? Ben bir tane değilim. Biraz biraz sonra sosyal medya hesaplarımı verdiğimde inceleyebilirler. Ben futbol hakemliğinden tutun futbol oynamaya kadar, handbolda profesyonel oyunculuk, kaleciliğe kadar inanılmaz farklı dallarla uğraştım. Tenis uzmanlığım var, yüzme uzmanlığım var. Ben önüme ne gelirse kurabiye canavarı gibi her şeyi alıyorum. Pilates eğitmenliğim var. Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun eğitmenliğim aynı zamanda. Yani ulaşabildiğim bütün eğitimlere açığım. Çünkü ben çok meraklıyım bu işe. Altyapısını öğrendiğinizde zaten almama gibi bir şans bırakmıyor bu sistem size. Zumba'yı evet hayatımda inanılmaz bir yeri var. Her türlü belgesini toplamaya çalışıyorum. Çünkü dediğim gibi ben Zumba Gold'a gittiğimde sadece 65 yaş ve üzeri kişilere ulaşabileceğimi düşünürken bir anda tekerlekli sandalyedeki insanlara ulaştım. Otizmli insanlara ulaştım. Yani çok farklı boyutları var. Betonun bir sürü sahnesini izliyoruz. Tekerlekli sandalyeyle inanılmaz sahne şovları çıkıyor. Herkesin hayatına zumba dokunabilir. Müziği duyan herkes zumba yapabilir. Size kattıkları da çok fazla o zaman. Evet. Fiziksel yani, anlamda da oldu mu peki? Çok. Çünkü gayet fit gözüküyorsunuz 81 sizde. Kiloydum. 1.78 boyundayım. 81 kiloydum ben ilk sisteme katıldığım zaman. Resimlerim falan da var. Kendimi öncesi sonrası before after yaptım. Üyelerim inanamıyorlar tabii. Onu görünce daha bir şevke geliyor. Ben şu an 70 kilo civarlarındayım. İnanılmaz hem fiziki hem enerjik. Yani ben gece 9.30'a kadar 10'a kadar aktif bir şekilde antrenman yaptırıyorum. Kendim de yapıyorum sporumu. Bittiğinde hadi nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz? Hiç bitmeyen bir enerji. Bitmeyen bir enerji. Çünkü siz ne kadar antrenman yaparsanız, siz ne kadar sporunuza, egzersizinize önem verirseniz hormonal olarak da sizi olay büyük boyutta yukarı taşıyor. Ve mutluluk hormonu salgılıyorsunuz. Yani dünya sizi ne kadar kötüdeki şeylere çekmeye çalışsa da sizin bakış açınızı değiştiriyorlar. Egzersiz yapmak sadece zumbayla da değil de her türlü egzersize açığız. Çünkü her türlü endorfin hormonu bizi bu işten çıkaracak. Peki önümüzdeki günlerde gerçekleşecek yakın zamanda ülkemizde olsun bir zumba etkinliği olacak mı? Şu anda 6 Mart'ta büyük bir yani mega masterclass dediğimiz Didem Hoca'nın, ZJ Gold Zumba Zesimiz Ecem Özcan'ın, ondan sonra ZJ koreografi ZJ'miz Remzi Öztosun'un, Ramazan hocamızın, ondan sonra Gülcan hocanın, ZJ'lerimizin olduğu mega bir master class hazırlanıyor 6 Mart'ta. Nerede gerçekleşecek? Ümraniye'de spor salonun ismini unuttum ama sosyal medya hesaplarımızda göreceklerdir, biletlere ulaşabilirler bizden de. Mükemmel bir mega master class olacak. 1000 kişiye yakın beklentimiz var, bekliyoruz misafirlerimizi. Büyük bir organizasyon. Şu an için o var. Benim salonumda ZJ Remzi Öztos'un koreografi session'ı yapacak. O da Mart'ın ikinci haftasındaki pazar günü. Sanırım 6'sıysa 13'üne falan denk geliyor. O da benim salonumda düzenleyecek. Böyle bir şey uygun gördü. Teşekkür ederim ona da buradan. Böyle şu an için bildiğim bunlar var. Peki farklı zumba eğitimi veren birçok isim var ülkemizde de. Bunların hiç böyle tatlı bir rekabet tabii ki söz konusudur ama sınıflarının böyle bir yarışması gibi bir şey söz konusu mu? Değil, hiç gündeme geldi mi? Değil, hiç yani olmadı. Öyle bir etkinlik ya da olacak mı? Hani böyle yok, kendi tamam, koreografi. Ama tabii ki de herkes bizim şöyle zumbaton dediğimiz etkinliklerimiz var. Bunlardan izninizle bahsetmek istiyorum. Bunlar tamamen geliri
yardımlara ve bağışlanmak üzere hazırlanan zumba egzersizi partileri diyeyim, bu şekilde anlatabilirim. Tamamen toplanan bilet paraları gelir. Biz orada dans ettiğimizde bunlardan para almıyoruz. Sahneye çıkan antrenörler, eğitmenler, zin üyeleri almıyoruz para. Tamamen o kişilere ve o sisteme bağışlıyoruz bunu. İnanılmaz şeyler yapıyoruz bu konuda Türkiye'de. En başta olanı her sene 21 Haziran'da ALS MNH Derneği için zumbatonumuz var. Meme kanseri için var ve kadınların biliyorsunuz bugünlerde olan olaylardan dolayı sürekli kadınlara One Million Rising gibi zumbatonlarımız var. Bunları takip etsinler. Zumba mutlaka bunları her sene bir kere organize ediyor. Müthiş şeyler bunlar bence. Birlik ve beraberlik açısından da insanların iyi yürekliliklerini de ortaya çıkaran organizasyonlar. Peki sizin gelecekteki hedefleriniz neler? Ben artık bilmiyorum nereye giderim. Kendi salonum var çok şükür ama daha çok insana iş vermek istiyorum. Daha çok insana ulaşmak istiyorum. Şu an iyi durumdayım ama eğitmenliklerimi sonuna kadar zumbayı yurt dışına gitmek istiyorum artık. Onları yapma, orada eğitmenler görmek istiyorum. Daha fazla yurt dışından eğitmenlerle tanışmak istiyorum. Onların hayatlarından ilham almak istiyorum. Şu an için bu. Ve eğitmenlerim var salonumda çalışan. Benim de iş arkadaşım. 8 kişilik bir ekibim var. Mükemmeller, enerjileri harika. Çok büyük yardımcı onlar da bana. Onların da eğitmenliklerini artırmaları için elimden ne geliyorsa onu yapmak istiyorum. Peki buradan kadınlara da vereceğiniz bir tavsiye var mı sağlıklı yaşam için? Evet, yani günde 30 dakikalarını lütfen egzersize ayırsınlar. Çünkü bu kendiniz için yapabileceğiniz en büyük yatırım. Başka hiçbir şey yapamazsınız kendiniz için. Belki kenara bir kuruş para koyamazsınız. Ama siz sağlıklı olduğunuz sürece hem çocuklarınıza bakabilirsiniz ve kendinize iyi davranabilirsiniz. O yüzden mutlaka günde en azından 30 dakika kendilerine yürüyüş olabilir. Benim sistemim, BeFit sistemi inanılmaz, hem ucuz hem harika bir sistem. Kendi vücut ağırlıklarıyla çalıştıkları bir sistem. O yüzden onlara Türkiye'de 200 taneden fazla franchise'ı var. Bayilerine gidip ulaşabilirler. BeFit.com.tr'den bu sisteme de ulaşabilirler. En azından oraya gidebilirler. Ama en kötü, hiçbir şeyiniz yoksa lütfen yürüyün. Başka hiçbir şey yapmalarına gerek yok. En azından 30 dakika kendilerine günlük egzersiz yapsınlar. Peki size nasıl ulaşabilirler Seval Hanım, buradan tekrar bana hatırlatalım? Bana en çok sosyal medyadan ulaşıyorlar sağ olsun. Üyelerimiz sürekli internette. Instagram hesabım BeFitSeval. Facebook'ta Seval Zal olarak ulaşabilirler. LinkedIn'de yine Seval Zal, BeFitSeval. Ve ben Zekeriya Köy'deyim. Sarıyer ilçesine bağlı. BeFit Zekeriya Köy. Kadınların Spor ve Yaşam Merkezi'nin sahibiyim. Oradayım. Koç Üniversitesi'nde ders veriyorum. Sonra özel sitelerde beni isteyen siteler olabiliyor. Oralarla organize ediyoruz. Bu şekilde ulaşırlarsa telefon numaralarımıza ulaşabilirler. Salondan ulaşırlarsa biz o şekilde iletişime geçiyoruz. Koç Üniversitesi'nde ne ders veriyorsunuz hocam? Evet. Orada da zumba yine. Kızlarımız var. Süperler. Orada da dans kulübü var. Onlar talep ettiler. Hocam biz gelemiyoruz ama siz gelir misiniz? Onların çünkü inanılmaz imkanları var. Gittik. İnanılmaz. Yani çok ucuz miktarlar. Belki 10 lira veriyorlar hani kişi başı. Ama yani bunun için çok büyük bütçeler ayırmaya gerek yok. Ondan bahsetmek istiyorum yani. Bir de biraz istemekle alakalı istemek herhalde. İstemek ve sevmekle alakalı. Yani zaten bir kere yaptıklarında vazgeçemeyecekler. Bunu söyleyebilirim çok rahat. Bu kadar. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Keyifli sohbetiniz için. Rica ederim. Spor ve Yaşam'da bugün zumba eğitmenimiz Seval Zal'ı ağırladık. Zumba'nın bütün detaylarını konuştuk. Bir sonraki bölümümüzde tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.